Evet arkadaşlar, Yaşamışsınız bugün ya, Allah Porsche aşkına ya. Museum'a gidiyoruz. Bugün Porsche Museum'a gidiyoruz. Gün bugün ya 4 ya 5. Enerjimiz inanılmaz yerinde, ekip inanılmaz sağlam. Bugün Porsche Müzesi'nde nasıl gezdik? Bunun videosunu çekeceğiz size. Ne varmış bu müzede? Bunlara bakacağız. 1930'lardan 2010'lara kadar böyle parça parça, bölüm bölüm aslında tüm arabaları gösteriyorlar, model model. Daha sonrasında bir driving simulator da varmış. Bunları da deneyimleyelim diyoruz. Bugün artık böyle enerjik. Bundan sonra enerjiyiz böyle. Enerji izleyenler ya mutlu olsunlar ya izlerken. Tamam mı? Şimdi yola çıktık tekrardan. Her şeyimiz yerinde. Başlıyoruz. Trene doğru gidiyoruz. Trene son 7 dakikamız kalmış. Koşmamız lazım. Şu an rahat olduğuma bakmayın. Şimdi koşmaya başlıyoruz. O yüzden burada kapatıyorum. Daha sonrasında şeyde görüşmek üzere. Ford Mustang geçiyor. Hadi görüşürüz. Şimdi tren istasyonunda trenden indik. Yürüyoruz. Bir otobüse bineceğiz. Daha sonrasında bir 10 dakika içinde müzeye varmış olacağız. Yine müzede de şekiller yapacağım. Son durum bu şekilde. Evet, şimdi metrodan indik. Yani yanımızda kocaman binalar. Büyük ihtimalle burası Porsche Müzesi. Porsche Plus diye yazıyor. S6'ya bindik Stuttgart'ta. Geldiklerinde insanların bakması için ben de söylemiş olayım. Şimdi yani şu büyük yerin içine gireceğiz bakalım. Devam. Evet, şu an girişteyiz. Giriş bayağı havalı duruyor derken şuraya gelin bir bakalım. Şurada etrafta bile Porsche arabalar var. İnanılmaz ya. Bu ne? Oh my goodness. Oh my goodness. Şu arabalara bir bakın gençler. Bunlar ne böyle? Ya abi. Of. Hasan. İçeriye girdik, şimdi sıradayız. Evet, şimdi aldık rehberlerimizi de. En yukarıya doğru çıkacağız. Müzenin içerisindeyiz. Çok da heyecanlıyız. Yukarı doğru şöyle çıkmaya başladık. Şimdi sizlere burada tek tek arabaları göstereceğim. Siz de görmüş olacaksınız. Pek fazla konuşmayacağım. Bakın, range'i 80 km gidebilen bir araç. 1898 yılında. Yenisine geldik. ...1950'lerin araçları. ...1960 model... ...Top Speed 225. ...1960 model Top Speed 40 km veli saat olan bir traktör. Porsche Diesel. (Gülüyor)
Evet, bir polis arabası görüyoruz. 185 km hıza çıkan 1964 model. Burada arkada sireni de var. Polis sahibi. First generation 911'miş bu araç. Aracın tasarımını görüyoruz burada da. Bir de bu tür araçlar varmış. Bakın bunun gerçeği de hemen şurada. Bayağı iyi. Şu aracı da göstermek istedim. Bu ne ya abi? Çizgi filmlerde görüyorduk yani. 917. Şu arabaya bak. Adam bilir. Onun yanına. Kenarla, ilk önce kenarları. Hayır, yukarıdaki yanına. Hah. Hani mi gerisi nerede şimdi ben benim? Carrera. Porsche Carrera da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Porsche Carrera Almanya'da o zamanlardaki üretilmiş en hızlı spor araba olarak geçiyor. Bu da bir bilgi olsun. Of, bu araba bayağı iyiymiş bu arada. Değil mi? Porsche Camaro. Yo, bu da Carrera'ymış. Porsche 911 Carrera bu. Çok iyi duruyor ya. Canta bak, canta çok değişik. Ya bu şey olması lazım. Belli bir hızda giderse teknik olarak bu araba tavanda gidebiliyor. Ooo, şey çok iyi 360. Top speed 1982 model. Bu kadından dinleyelim bunu ya. Bakın teknik olarak araba bu hızda bu şekilde gidebiliyor. Bu Ferrari'ye benziyor. Evet, bir aracın motoru, bir Porsche aracının motorunu görüyorsunuz burada da. Tüm aksamlarıyla ilgisi olanlar için. Formül araçlardaki o direksiyonlardan bir tanesi. Bir ara bunlara geçmişler. Demek ki bunlar o zaman ilk arabalardan değil. O şeyleri gördünüz. Evet, ve bir Porsche'nin formülü aracını görüyorsunuz. Çok iyi tekerlekler oldu. Here we can see it is a Formula One car, but it is a Formula One car from McLaren. Evet, burada 4. jenerasyon bir 911 görüyorsunuz ve bunu bir polis arabasına
koymuşlar. Evet, aracın alt aksanlarını görüyorsunuz burada da. Ön, yani aracın altında arkadaşlar bu var işte, bakın egzoz gazından şöyle, egzoz borusundan şöyle, alt şaftları, motorlar, amortisörler. Bu Porsche 944 turbonun alt kısmıymış. Yani daha şık bir arabayla karşı karşıyayız. Koltuklar çok daha şey. Direksiyon pek hoş durmuyor bence. Ama onun haricinde biraz da sporluktan çıkmış daha şık bir Porsche 944. Porsche 968 CS koltukları çok iyi. Yavaştan direksiyon da güzelleşiyor derken bir Mercedes var burada. Mercedes Benz E500. Bu neden var, bir bakalım. Bu aracın da yarısını Porsche üretmiş. Diğer yarısını da Mercedes Benz üretmiş. Ondan bahsediyor. Porsche Boxster. Bakın tek kapı. Tek kapı. İki şey. İşte bakın aracın asıl şeyi bu. 5. jenerasyon bir Porsche 911 görüyorsunuz ve aracın tamamı nasıl gözüktüğünü, bakın öndeki depo yeri, alt kısmı çok güzel. Gerçekten bir araç, iç kısmı böyle işte, biz sadece şu tarafını görüyoruz ama asıl iskeleti, bakın benzin deposu bu şekilde. Motor arka tarafta. Kısmı da şöyle. Porsche 911 Carrera 4 Coupe. Evet, şimdi gezimiz devam ediyorken Porsche araçlarıyla kazandığım kupaları göstermek istiyorum size. Birkaç tane de bu müzeye ben koymuştum zamanında, hatırlıyorsanız. Şöyle. Benim kupa koleksiyonumdan bir parçası da burada. Porsche kupalarımla. Hatırlarsanız o büyük Fransa Grand Prix'ten. Hepsi burada. Ve işte Selin'in arabası. Selin Carrera Porsche 911. Muhteşem. Çok iyi. Porsche Carrera. Ön tarafta açılıyor. Porsche Carrera GT. Most Wanted'daki o muhteşem araç. Şimdi karşınızda. Need for Speed Most Wanted'ı oynayanlar bilir. Porsche Carrera GT. Bu araba en hızlı arabaydı işte o oyunda. Zaten arka tarafından anlayacaksınız. Carrera GT. Bu da motoru. Evet, artık yeni nesillere gelebiliriz abi. Şunların güzelliğine bir bak ya. Burada bir Porsche Cayman S görüyorsunuz. Sport. Cayman S Sport. Çok güzel gözüküyor. Cayman. Burada da bir Jeep var. Porsche Cayenne S Jagwagon. İçerisi zaten lüks havasını vermişler. Cayenne ve burada bir Panamera. Bu aracı çok görüyorsun olur. Türkiye'de falan da çok vardı bundan. Panamera güzel araç. Porsche 911 bizim aracımız bu ya. GT2. Bakalım. Porsche 911 GT2 inanılmaz. 911 GT3 hibrit bir araç, tam bir yarış aracı. Ya şunlar çok iyi.
Baksanıza. 911 Turbo S arkadaşlar, değerli izleyiciler. İçi pek gözükmüyor ama. Aa, şu geçişler falan. 911 Turbo S'ler. 911 Arbu'da yarış. Yine. Uf, 918 Spider'a bakın. Egzozlar yan tarafta. Bakın bu araç gerçekten bildiğiniz şey yani. Yarıştan çıkarılıp buraya getirilmiş gibi şeyler görüyor musunuz? 2016 Le Mans yarışından çıkmış şekilde. Burada. Çok iyi. 919 hibrit. Şu araca bir bakın. Uzay aracı yani. Hatlar tamamen hava direncini kırmaya yönelik. Keskin. Oval. Her türlü. Demek bu araçta yarışılmış. Ya. Alın size Taycan S. Buradan dönüyor. Bu Cross Turismo 240 kadar çıkabiliyor. 420 kW 2020 model. Porsche 99X elektrik diyor bunlara. 280 km hıza çıkabilen ve 2019 model bir yarış aracı. Sana değil miydi abi? Ha? Çıkarttırdın mı fotoğraf mı? Çıkarttırdın mı fotoğraf mı? Hayır, azmış oldum. This is the Porsche 911 Carrera S, man. 2017 top speed is 312. Oh my goodness. Ve burada da bir tane Cayenne mi görüyoruz? Porsche Macan, pardon. Porsche Macan Turbo var burada. Porsche 911 GT3'ü görüyorsunuz burada da. 318 top speed'e çıkabilen. Çok güzel bunun yani. Arkaya baksanıza. Porsche 911 GT3. Evet, şimdi burada bir Porsche dizel motorun yok. Bakın gerçek buraya Panamera'nın şeyini koymuşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Şimdi ben çalıştırıyorum. Panamera'yı çalıştırdık. Şu çocuğumuzu görüyorsunuz. Buradan gaz geliyor. Burada da gaz, gaza basarak aslında Porsche'un sesini alıyorsunuz. Porsche'un sesini alıyorsunuz burada da gaza basarak. Bir Porsche 935 görüyorsunuz burada. Çok iyi ya. Sarıya baksanıza. Ve Porsche 911 GT2 RS karşınızda. Çok iyi. Şuradan şöyle size genel bir Porsche müzesini de göstereyim. Şöyle dolandık. Şöyle. Şu aracı görüyor musunuz? ...911 GT3 Shark var burada. Burada ise 911 Targa 4S diyor.
2022 model bu araç. Burada da bir Taycan 4S Gran Cross Turismo görüyorsunuz yalnız sıra. En yeni sensin. Sanki görünmez arabası. Burada da daki arabayı görebiliyor musunuz? Evet, burada bir görünmez bir araba var. Sadece kameralardan gözükmüyor maalesef. Bakın dokunmaya çalışıyor şu an. Please don't touch diyor. Dokunamıyorsunuz. Evet. Sona doğru geldik artık. Porsche Müzesi'nin de. Yani birazcık daha video aslında böyle arabalara karşı ilgili olan insanlar için oldu. Çünkü birçok araba gösterdim abi. Onun haricinde şimdi bir müze şopa bakacağız orada güzel bir şeyler var mı? Yani genelde pahalı oluyor ama bir bakmakta fayda var. Güzeldi yine. İki katlıydı. Mercedes'in müzesine göre bu daha küçük bir yerdi. Mercedes'in müzesi 5-6 katlı vardı yani burası. Yaklaşık olarak iki katlı bir yerdi. Ama gayet güzel ve yeterliydi. Bakalım. Param bitti anlayalım ya. Evet arkadaşlar. Değerli izleyicilerimiz şimdi Porsche müzemizden çıkmış bulunmaktayız. Yani güzeldi. Girişler 6 euro bu arada öğrenciye. Tam da 12 euro sanırım. Şu araçları bu arada ondan bahsedeceğim. Şimdi sorduk biz de içeriye. Bu Porsche'ların hepsini kiralayabiliyorsunuz. Makanları, kayanları. Yani şurada hani girişte size çektirmiştim fotoğraflarını. İnsanlar direkt bakın şöyle. Şu araçların hepsini kiralayabiliyorsunuz. Biz 911 Targa'ya baktık. Günlüğü 456 euroydu yaklaşık olarak. Şöyle göstereyim size. Adam kiralamış bakın mesela şurada. Abi izleyebilmiş. Şu araçlara bir bakın ya. Canavarlar ya. Bunların hepsini işte. Yaklaşık olarak 460. Eğer GT alırsanız 1600 günlük olarak kiralayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Müze gezimizin sonuna geldik. Yani burada da arabaları teker teker çektim aslında öyle çok. Ya baktım ama müzenin içerisindeki araçları görmüş oldunuz siz de. Ama bu arabaları denemenizi isterim yani. 460 euro günlük anlamda. Kiralanıyor diyor. Şurada da Porsche'ları görüyorsunuz. Evet. Kendinize iyi bakın. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Almanya Stuttgart'tan herkese selamlar.